Senden kaç kişi ses çıkar biliyor musun? Diyorum ki biraz piyasaya dağıtsam mı filan? Evet, aynen öyle. Ya çok gülüyorum bu lafa. Peki başka bir tartışma da epeydir Yıldız Tilbe üzerinde yoğunlaşıyor. Saldırgan köpekleri zehirleyin, gebersinler paylaşımıyla tepki çeken, hakkında davalar açılan, kendisi de karşı davalar açan Yıldız Tilbe son olarak hafta sonu yine tartışılır bir fotoğrafa imza attı. Kedilerinin tüylerine kına yaktığı anları paylaştı. Şimdi bunun saçı tam da benim istediğim renk olacak dedi ve hayvanseverlerin bir kez daha tepkisini çekti. Ne diyorsun olan bitene Yıldız Tilbe cephesinde? Bununla alakalı tabii bu çıkınca bir okuyayım dedim, hani hayvanlara boya yapınca ne oluyor falan diye. Ben mesela bilmiyordum kişisel olarak, mesela evde kedim var, iki köpeğimiz var, bir köpeğimiz doğurdu, 5 yavru var. Hani bizim ev bir hayvanat bahçesi olduğu için bir ara mesela kediyi tıraş ettiriyordum hani. Hı. Çünkü çok tüy, kişisel bencilliğim aslında bu. Çünkü evde tüy olsun istemiyordum. Ama hayvan besliyorsan ona göre temizliğini yapman gerekiyormuş. Evet. Çünkü onu kesince onun bütün defans mekanizmasını indiriyorsun. Tırnakları içinde geçer. Aynen senin öyle. Senin silahı o. Yani o kendi törpüleyecek o tırnakları. Evet. Senin kesmemen gerekiyormuş. Boya yapınca da ne yazık ki istesek de istemesek de onların dokusuna, derisine değiyor ve zehirleyebiliyormuş. Evet. Çok yazık yani, hani Allah'ın dilsiz kulu bir de bu ya. Hani evet. Hayvanlar sana bizim en büyük sınavımız. Ben buna çok inanıyorum bu yaşamda. Allah bilerek bir dilsiz kulları koyuyor bu dünyada. Biz ne kadar iyi bakacağız diye. Hani talihsiz diyorum, çok yani yapıyorsun, göstermiyorum ben. Yıldız Tilbe bunu paylaşmak da o nasıl bir çok dönemden geçiyor ya sence? Bilmiyorum ama yani hani istediğim saç rengi, söyle kuaförünü başkasında denesin. Hayvanda ne, biz artık şeye bile karşıyız. Makyaj ürünlerini alırken bile evet, hayvanlarda denenmemişleri almayı tercih ediyoruz. Bu kadar dünya ayağa kalkıyor hayvanların derisini bilmem nesi, maymunları kullanmayın bilmem ne yapmayın diye. Bu kadar bütün dünya ayağa kalkmışken bu çok çok acımasız bir şey ya. Ben gördüm ve içim aktı. Kedimi aldım, sarıldım filan, kuzumu tıraş ettiğim için önceden özür dilerim filan hani. Yani başta bir ya, özür dilemeye çalışıyor, arkasından bir takım açıklamalar yapıyor, tekrar böyle bir şeyler paylaşıyor. O da bir inatlaşma içinde. Siz bana nasıl böyle şimdi yaparsınız, siz beni nasıl ilgili o linç edersiniz? Tepki çekince sempatik olmaya çalışıyor. Yok, sempatiklik değil. Sempatik olmaya çalışsa da maalesef ya olamıyor. Biz hepimiz ayağa kalkıyoruz ama hayvanlara zulüm yapılmasın diye kendimiz. Işın ünlüler dünyasından da müzik dünyasından Yıldız Tilbe ile alışverişi olan isimler her konuda çok büyük duyar kasarken, Yıldız Tilbe'den gelecek yarın öbür gün iki şarkının uğruna Gülşen, ses yok. Tarkan değil mi? Evet. Benim aklıma gelen isimler. Evet, var mı? Hadise bir şey paylaştığında ondan da hatırlamıyorum. Değil mi? O köpeklerle ilgili paylaşıma ortalık yıkılıyor. Herkes sesini çıkarmış, tepki gösteriyor. Onlar kabuklarına çekildiler. Mümkün değil ya. Biz insanız ve Allah'ın verdiği onlar dilsiz kulları. Biz onları bu kadar... Ben gecenin bir vakti çıkıp sokak hayvanlarına yemlerini bilmem... Aman gece aç kal, hava soğuk, kapımızın önüne... Benim biliyorsunuz abi, evet, su bez koyun. Bir kap su ya. Evet. Çünkü bu hayvancık bulamazsa, o yemi bulamaz, ölecek ya. Evet. Ya dünya bak, biz çok... bu kadar şaşaa konuşuyoruz ama evet, aslında çok mutsuz bir dönem. Ya ülkemizin kesinlikle. Ya Tunç vefat etti. Evet, bizim, evet, canım Allah benim. Canımız, Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta. Mekanı paylaşsın. Ailesine sabır diliyorum. Aynen öyle. Çok zor dönemlerden geçiyoruz hep beraber. Kötülük zaten diz boyu. Mülteci ülkemizi almış başını gidiyor. Biz çok tuhaf bir yerde duruyoruz hayatta şu anda. Evet. Ancak sınavlardan geçiyor herkes. Çok sınavdan geçiyoruz. Neden bu kadar polemik yaratmak için yapılıyor ki bu hareketler? Ya oturun hepiniz işinizi yapın demek istiyorum. Evet. Dedim galiba. Dedin şu anda dedim. Peki. Işın sosyal medyayı çok aktif kullandığını hepimiz biliyoruz. Zaman zaman acımasız yorumlar da yapılıyor. Seni en çok üzen yorum ne oldu diye soralım son dönemlerde. Işın şimdiye kadar sosyal medyada yapılan hangi yoruma çok sinirlendin, öfkelendin?
Ya bazen okuyorum. Ya zaten sizde girip bütün o yorumları okuyorum. Çünkü çok zeki yorumlar var. Evet, evet. Süperler. Çok zekiler. Süperler. Arada beğeniyorum. Sonra mesela beğendiklerim diyeyim. Abla harbiden benim videosunu mu beğendin falan diye. Çok tatlılar. Ben hayatım boyunca dediğim ya da yaşadığım, yaptığım hiçbir şeyden pişman olmam. Hiçbir şeyden de kırılmam. Belki çocuklarıma dokunmaya çalışırlarsa tırnaklarım çıkabilir. Ama mesela atıyorum işte... Bilmem ne kullanıcısı deseler, şimdi bizim ünlüler camiasında herkes alkolik, herkes müptezel, herkes bir, böyle bir kavram var ya bizde. Evet. Hani böyle bir şey yazılsa, ben bayağı kamerada çağırıp sizi, arkadaşlar buyurun gidiyoruz şu anda hastaneye beraber, ben kanımı veriyorum, tırnağımı veriyorum, dişimi veriyorum, ne istiyorsanız alın. O test, ya bunlar, bu çok çok çirkin, ya okuyorum altta. Bazı isimleri o kadar... Ya bazı gidin o zaman böyle ispatlayın böyle bir şey olmadığını. Böyle anılmak... Ya senle hayat... ilgili hiç öyle bir şey çıkmadı. Yani. Evet, şükür. Ama eğer ki öyle, hani öyle bir şey yazsalar... Duramam yerimde diyorsun. Bence yazılanlar da durmamalı. Yazılanlar da harekete geçmeli bu konuda. Senin... Ne oldu, hepiniz sustunuz bir an. Evet.